Galiba yedinci veya sekizinci sınıftaydım. İki sayının o bebini asal çarpanlara ayırma yöntemini kullanarak bulmayı o zaman öğrenmiştim. Artık o yöntemi kullanarak yanıtı bulabiliyordum ancak şöyle bir sorun vardı. Yöntemin nasıl işlediği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Zihnimde canlandıramıyordum. Bu videomuzda OBEB'in ne olduğunu ve asal çarpanları yazmanın OBEB'i daha kolay bulmamızı nasıl sağladığını anlamak için daha derinlemesine bir inceleme yapacağız. Bir şeyi anlamak istiyorsanız bunun en iyi yolu kolay bir örnekle işe başlamak. O zaman mesela gelin 12 ile 18'in OBEB'ini asal çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak birlikte bulalım. İlk olarak ne yapmalıyız? Bulmamız gereken ilk şey ne? Sormamız gereken ilk soru şudur. Ey 12, söyle bakalım, seni oluşturan bileşenlerin nedir? Bir diğer deyişle 12'nin asal çarpanlarını soruyoruz. Bulmanın çeşitli yolları var. Ben şu göstereceğim yolu tercih ediyorum. Bu yola çarpan ağacı diyebiliriz. 12'yi 2 ve 6 olarak çarpanlarına ayırırız. 6 asal sayı olmadığı için onu da 2 ve 3 olarak tekrar çarpanlarına ayırırız. Artık tüm sayılar asal sayı. 12'nin bileşenleri nelermiş? 2 adet 2, 1 adet de 3. Onu da şöyle yazabiliriz hemen. 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu işlemi yaptığınızda sonuç 12'dir. Aynı şeyi 18 için de yapacağız. Ey 18, söyle bakalım senin asal çarpanların neler? Onu da aynı yolla bulabiliriz. 18'i 2 ile 9 olarak çarpanlarına ayıralım. 9'u da 3 ile 3 olarak ayırabiliriz. 1 adet 2 ve 2 adet 3 yani 2 çarpı 3 çarpı 3 evet bize 18'i verir. Burada 2 adet 2 ve 1 adet 3 varken burada 1 adet 2 ve 2 adet 3 var. Bildiğiniz herhangi bir yöntemi kullanmaya geçmeden önce lütfen videoyu durdurun ve o bulmak için şu aşamada ne yapmanız gerektiğini düşünün. O bebin tanımı neydi? Bunu bir düşünün. Benim zihnimde bazı imgeler oluşmuş durumda. Çünkü bu soruyu görür görmez 12'yi zihnimde şu şekilde canlandırdım. Bir daire var. Bu daire 12'yi temsil ediyor. 12'nin bileşenleri olan 2 adet 2 ile bir adet 3 de dairenin içinde yazılmış olsun. 18'i de benzer bir şekilde canlandırdım. Bir diğer dairenin içinde bir adet 2 ile 2 adet 3 yazılmış. Şimdi şu soruyu soralım. Bu daire 12'yi temsil ediyorsa ve bu sayılarda onun bileşenleri ise, bu daire de 18'i temsil ediyorsa ve bu sayılarda onun bileşenleri ise, bu sayıların obebi nedir? Obebi görsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Bu konu üzerinde biraz düşünmek için, hadi şimdi beni bir kez daha durdurun. Bu soruyu bana sorarsanız yanıtım şu olur. 12 ile 18'in obebi demek hem 12'nin hem de 18'in bileşeni olan sayıları kullanarak oluşturabileceğim en büyük sayı demektir. Bu fikrime katılırsınız değil mi? Gelin ortak bileşenler nelermiş onları bulalım. Şimdi biraz hokus pokus yapalım ve ortak bileşenler nelermiş görelim. Ortak bileşenler bir adet 2 ile bir adet 3'müş. Gayet açık şekilde görünüyor. Tamam artık ortak bileşenler 2 ile 3'müş. Bu sayılarla oluşturabileceğim en büyük sayı da 2 çarpı 3 yani 6'dır diyebilirim. Yani OBEP 6'ymış. OBEP eşittir 6. Hangi iki sayının OBEB'i 12 ile 18'in? Şimdi lütfen videoyu durdurun ve şu sorunun yanıtını düşünün. 12 ile 18'in ortak çarpanlarını çarpınca OBEB'lerini bulacağımı nereden biliyorum? Bu konuda nasıl bu kadar emin olabilirim? Bu soruyu sorabilmeniz çok önemli bir şey. Bu soruya yanıtım şu olur. O bebin iki özelliği vardır. Bunlardan ilki o bebin bir ortak çarpan olmasıdır. İki sayının o bebi o iki sayının da çarpanıdır. Bir diğer ifadeyle bölenidir. Buradaki ortak bölgeyi taradığımı farz edin. Bu taralı bölge içinde kalan tüm sayılar her iki sayının da çarpanıdır her iki sayıyı da böler. İki dairenin kesişim kümesi içinde yer almaları da bu demek zaten. 2 ile 3 hem 12'nin hem de 18'in çarpanıdır. O halde bu iki sayıyı çarptığınızda da 12 ile 18'in ortak çarpanını yani ortak bir bölenini elde edersiniz. Şimdi de şu soruyu sorabilirsiniz. 2'nin ortak çarpanı olduğunu biliyorum. 3'ün de ortak çarpan olduğunu biliyorum. Onların çarpımı da ortak çarpan olmak zorunda mı? Güzel bir soru. Bu soru üzerinde biraz düşünün. Bir sayı 2'ye bölünüyorsa ve 3'e bölünüyorsa onların çarpımına da bölünür. O halde bu ortak bölge içinde kalan sayılarla yapacağınız çarpma işleminin sonucu da bir ortak çarpan yani bir ortak bölendir. O ikinci özelliği de şudur. Ortak bölenlerin en büyüğü. Evet. O açılımı neydi? Ortak bölenlerin en büyüğü. Yani bir sayı hem ortak bölense hem de en büyükse demek ki o sayı OBEP'tir. Peki 6'nın en büyük olduğunu nereden bileceğiz? Düşünün, 2 ortak bölendir. 3 de bir ortak bölendir. Peki bir adet 2'yi ve bir adet 3'ü kullanarak oluşturabileceğiniz en büyük sayı nedir? O sayı OBEP'tir. Yani 6'dır. Tekrar üzerinden geçelim. 18'in dairesini önce bir ayırayım. Peki, iki daireyi üst üste getirip ortak bölenlerin neler olduğuna baktığımızda ortak bölgede yer almayan tüm sayıları göz ardı edebilirsiniz. Çünkü o bebin oluşturulmasına katkıları olamaz. Yalnızca ortak bölgeye bakmalısınız. Bu bölgede kalan sayıları çarparsanız o bebi bulursunuz. O bebi zihninizde canlandıramadıysanız merak etmeyin. Yalnızca bir adet örnek çözdük. Gelin bir adet daha çözelim. Önce ortalığı bir temizleyelim, evet. Ve bu kez sayılarımız 120 ile 84 olsun ve biz bunların o bebini arayalım. Nasıl bulacağınızı artık biliyorsunuz ama yine de videoyu durdurup hem 120'nin hem de 84'ün dairelerini çizin, asal çarpanlarını içlerine yazın ve hangilerinin ortak olduğunu bulun, sonra da onları çarpın. Gelin şimdi beraber yapalım. 120'nin asal çarpanları 3 adet 2, 1 adet 3 ve 1 adet de 5'tir. Dairemizde bu gördüğünüz gibidir. 120'yi yazmanın kısa yolu da 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'tir. 84'ün dairesini de oluşturalım. Onun asal çarpanları da 2 adet 2, 1 adet 3 ve 1 adet de 7'dir. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Bunlar 84'ün asal çarpanları. O bebi nasıl buluyorduk? Bu iki daireyi üst üste getirip ortak çarpanlar, bir diğer de işte ortak bölenler hangileriymiş ona bakıyorduk hemen ortaya çıktı zaten değil mi ortak bölenlerden biri 2 imiş ortak bölen olan bir adet 2 daha var burada bir de 3 var bu sayıları çarparak elde edeceğiniz herhangi bir sayı 120 ile 84'ün ortak bölenidir. 2 ile 2'nin çarpımı yani 4 ortak bölendir. 3 ile 2'nin çarpımı yani 6 da ortak bölendir. Ama o bebi bulmak için bu sayıların tümünü çarpmanız gerekir. Peki nedir bu sayı? 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12'dir. O halde o eşittir 12. Ortak bölenlerin tümünü çarpınca neden OBEB'i bulduğumuzu şimdi umarım daha iyi kavramışsınızdır. Bu yöntemin en güzel yanı daha önce kullanmış olabileceğiniz başka yöntemlerle kolaylıkla ilişkilendirilebiliyor olması. Gelin bunu inceleyelim. O bebi bulmak için kullandığım yöntemlerden biri, ortak çarpanları belirledikten sonra kuvveti küçük olanı kullanmaktı değil mi hatırlıyorsunuz? 120 ile 84'ün ortak çarpanlarından biri 2'dir. Bir yanda 2 üzeri 3 varken diğer yanda 2 üzeri 2 var. Kuvveti küçük olanı yani 2 üzeri 2'yi kullanacağız. Bir diğer ortak çarpan 3'tür. Her iki sayıda da 3 üzeri 1 var. OBEB 2 üzeri 2 çarpı 3 yani 12'dir. Şimdi videoyu durdurun ve bugün öğrendiğimiz yöntemi yani daire kesiştirme yöntemini kullanarak aslında tamamen aynı şeyi yaptığımızı dikkatlice siz irdeleyin. O bebi bulmak için kullanmış olabileceğiniz yöntemlerden biri de buydu. İki sayıyı yan yana yazıp bir yanlarına ve altlarına bunlar gibi çizgiler çekiyor ve asal çarpanlarını buluyorduk hatırlayın. Gördüğünüz gibi bu yöntem aslında bugün öğrendiğimiz yöntemin birebir aynısı. Aynı şeyi yapıyorduk belki ama umuyorum ki bugünkü yöntem sayesinde zihninizde daha iyi canlandırmaya başlamışsınızdır olayı. Hatta işleri biraz daha ilerletip 3 sayı için 3 adet daire çizebilirsiniz. Bu 3 dairenin kesiştiği bir ortak bölge olacak. 3 sayının da böleni olan sayılar ortak bölgede yer alan sayılar olacak. Bu sayıları çarparak 3 sayının obebini bulabilirsiniz. Bir diğer konu da şudur. Obebi bu şekilde görselleştirebiliyorsak acaba o keki de görselleştirebilir miyiz? Evet, görselleştirebiliriz ama bu konuyu başka bir videoda ele alacağız.